Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Onu Trump olunca illaki bir Rusya işin içine giriyor. Ne yazık ki. Doğru. Böyle bir problem var. Bu dedikodular, bu haberler, konu gerçi konunun kaynağı FBI, dolayısıyla önemli ve değer vermemiz gerekiyor. Hı hı. Lakin bunlar bir önceki seçimde de oldu, 2020'de de oldu, 2016'da da oldu. Seçmenler arasında, özellikle Cumhuriyetçi Parti seçmenleri arasında hala bugün mesela evime gelen bir müteahhit bana şeyden bahsetti. Ya demokratlar bu gene bu seçim oyları çalacaklar falan gibi şeylerden bahsetti. Düşünsenize üzerinden 4 sene geçmiş ve bu hala devam ediyor. Ne yazık ki bu şüphe olacak. Umarım bugünkü seçimlerin sonuçları arada çok büyük bir farkla biterek sonuçlanır. O zaman bu tip bütün endişeler, bu tip konuşmalar, dedikodular da ortadan kalkmış olur. Ama aksi takdirde eğer sonuçlar birbirine çok yakın olursa bu dedikodular, bu konuşmalar, bu görüşler devam edecektir diye düşünüyorum. Zannediyorum anketler öyle gösteriyor değil mi Sayın Ulutaş, bu noktada başa baş bir mücadele var. Hala öyle. Şu anda evet çok yakın. Yani uzun zamandır böyle birbirine yakın, iki adayın birbirine çok yakın olduğu bir yarış görmedim. Genel oy oranında Kamala Harris biraz önde ama bunun biraz önde olmasının bir hükmü, çok önemli bir hükmü yok. Çünkü 2000 yılında yapılan seçimlerde baba oğul Bush ile Al Gore arasındaki seçimlerde Al Gore yaklaşık 550 bin oy fazla almıştı. Ama oğul Bush 272 elektoral oy alarak, elektoral delege alarak baştan evet. seçilmişti. Al Gore 268'de kalmıştı. Dolayısıyla böyle aradaki %0.5 belki hatta %1'e yakın oy farkları bir şey neticeyi değiştirmeyecektir. Yani direkt yani en çok oy alan kazanacaktır diye bir hüküm yok. En azından Amerika için böyle diyebiliriz. Sonuçlar birbirine çok yakın. 7 eyalet ki ben o 7 eyaleti artık 6'ya düşürdüm. 6 salacak evet. eyalete düşürdüm. Çünkü Arizona'da Trump %3 ve daha fazlası önde. Diğer 6 eyalette de 6 eyaletin 4'ünde Trump önde. Diğer ikisinde Harris önde ve Harris sadece %1 ve ona yakın bir değerde önde. Dolayısıyla an itibariyle eğer farklı, eğer anketlerde yanılma yok ise ve anketlere oy verenler, anketlere görüş belirtenler fikirlerini değiştirmezse benim görüşüm Trump'ın önde götüreceği şeklinde. Ama göreceğiz. Önümüzdeki saatlerde netleşecektir. Evet. Saat 8'e kadar, örneğin benim yaşadığım Florida'da saat 8'e kadar sandıklar açık. Akşam 8'e kadar ki Türkiye saatiyle saat sabah 4 ediyor. Ve en uzak yer olan Hawaii'de gece 12'de, yani Türkiye saatiyle 8'de sandıklar kapanacak. Ama Hawaii çok da önemli değil. Şöyle ki Hawaii genelde direkt Demokrat Parti'ye oy veriyor. Onun yüzden oradan gelecek sonuçları çoğu zaman beklemiyorlar. Beklendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.